göğsüme şöyle siyah bir şey oturdu şuradan. Şöyle böyle göğsüme oturan mikrofonun yılan. Kablosu. Yani mikrofonun kablosu. Bakın şuradan şöyle geliyor. Gördünüz mü? Aşağıdan. Şöyle bakın. Gösterdikten sonra. Yani benim göğsüme oturmuş yılanı gidermenin tek bir yolu var. Sorduğum her soruya cevap ver. Evet. Seve seve. Yani bunun için buradayız. Peki, yanlış cevapla yılan da bir büyüme bir şey oluyor mu? Tabii o kobra bir şey oluyor. Boynuma dolanıyor. Evet, böyle bir irileşiyor. İşte biz bence konuyu burada kapatalım. Ne dersin? Ne dersin? Bu böyle zayıf. Bu açılıştan emin miyiz ya böyle? Peki, okey, tamam. Hadi peki. Buyurun. İşin aslı abi. Hadi bakalım. İşin aslını şey yapıyorum. Ya ne soracağım? Film şahane olmuş diyeceğim. Filmi izlemedim. Çok evet. Kötü hani. Hocam çok affedersin seyirci. Buralara bip geliyor, korkmayın. İstediğinizi söyleyin. Şöyle bir şey. Dolayısıyla şununla başlayacağım. Hayatınızda dönüp de özür dilemem gereken biri var dediğiniz oluyor. Mesela 18 yaşında ben babaanneme kötü davranmıştım. Çocuktum. Bunu doğrudan söylüyorum. Şimdi babaannem hayatta olsa gidip ondan özür dilesem isterim. Var mı böyle bir şeyiniz? Olmaz mı? Çok yani, vardır. Hepimizde ama vardır. Ama yani... ilk akla gelen. Ya çok vardır ya. Var mı? İlk aklına kim geldi? Ya aslında hemen aslında senin verdiğin örnekten şeye gidiyor insan. Hani hepimiz ergen olduk ve o sıra bir... Annemize, babamıza... Anneye, babaya... Beni anlamıyorsunuzlar var ya mesela. Halbuki yani anlıyorlar. Hayattalar mı? Bu arada bütün anneler hayatta mı şu anda? Çok şükür. Çok şükür. Babalar hayatta mı? Sağ olun. Evet. Ben ama o dönemde mesela şey diyordum. Hani annem babam diyordu ki beni anlamıyor falan. Bak 39 yaşında yani fark ettim yine anlamıyorlar. Gerçekten. Yani. Beni anlamıyorlar yani. Peki yani, sende şey var mı böyle hani dünyada anlaşılamama hali varmış yok, gibi? Yok hayır. Ha, öyle bir şey olsa zaten böyle popüler sinema yapamam. Yani anlaşılma amacından herkesin izlemesini istediğim şekilde işler yapıyorum. Anlaşıldığı yere kadar da kendini inanılmaz ifade ettiği için evet. Boyu anlamama imkanımız yok yani. Bende mesela çok büyük yanlış anlaşılma korkusu vardır. O yüzden sürekli her cümlemi doğru düzgün böyle düzeltip herkese olayı... Ay açıklaya mı? Evet çünkü... Ay. Anlattığım şeyi biri yanlış anlarsa o beni çok geriyor yani. Evet. Sürekli böyle baş öğretmen gibi olmuyor musun ama öyle de böyle açıklayıcı kadın. Benim içim rahatlıyor en azından. Evet. Bir örnek alabilir miyiz mesela burada merak ettim o açıklama halini. Yani. Mesela son anlatmaya çalıştığım şeyi biz anlamadık. Ha anlamadık. Mesela. Mesela bu. Yanlış anlaşılmak istemem. O temkin bende de var ama. Evet. Böyle istediğimi tam ifade etmek için. Böyle esler vererek, kelimeleri doğru seçmeye çalışarak falan konuşuyorum bazen. Çok iyi anlaşılayım diye. Çünkü bazen sen doğru anlatıyorsun ama önemli olan nasıl anlaşıldığın. Evet. Peki o zaman bu aslında karşı tarafın algısını yönetmek olmuyor mu? Evet, kendi tabii bilincimiz ki. Dahilinde. Tabii ki. Yani o beni benim istediğim gibi anlayacak. Hepimiz ona öyle çabalıyoruz. Öyle olması lazım. Hayatta herkes öyle ona bir çabalıyor. Şey yok ki ya. Mesela ben televizyonda bir şey söylüyorum. Oo kim ne anlıyorsa anlıyor yani. Doğru herkesi tek tek ikna edemiyoruz ama. Ben çok ifade etmekle ilgili derdim yok ya. Ben hani konuşurum istediği gibi anlasın derim mesela. Ha öyle derim. Ya. Evet derim. Demez mi? Hadi ya. Diyeyim. Hadi ya. Yani sonra da dönüp umursamazsın. Ha yanlış anlamış beni falan yok. Yok yanlış anlaşıldığımı düşünmem ya. Anlatırım zaten kendim ya. Yanlış anlıyorsa o yanlış anlamak istemiştir diye düşünüyorum. Ay biz bu saçma muhabbete niye girdik? Evet ya ben anlamıyorum. Çıkalım. Bir çıkalım nasıl çıkalım? Muhabbeti ikiye takıp vurdurmak istiyorum şu an. Yazar hocam çıkarın bizi buradan. Estağfurullah. Çabuk özür dile birinden. Çabuk hemen kimden? Kimden özür dilesem kimden? Acaba? Bilmiyorum ki vallahi öyle son dönemlerde çok özür dileyecek bir şey yapmadım galiba ya. Ne güzel ya insanın kendini yaptın ya. Hiç ha mi? Film yaptım sadece. Genel. Daha ne yapacaksın toptan ya? Toptan özür dilerim. Tabii. Geçmişe dönsek kimden özür diliyoruz? Ya illa birinden ya, dileceğim evet, tamam ya. Evet özür dile çok iyi babam, bir film yaptığım özür için. Diyorum, neden? Özür diliyorum. Neden? Çok şey yaptım işte arabasını vurduğum bir dönem vardı hatta anlattım bunu hani. Babamın arabasını vurdum. Gece sabah arabayı normal yine park ettim. Sabah kalktım babamla beraber. Baba dedim senle işe geleyim ben falan diye böyle yalanla. Sonra dedim arabaya vurmuşlar dedim. Ve bütün süreci ya, arabaya vurmuşlar. Bu kan bağ zaman aşımı geçelim bunu. Bunun önemi yok. Sen ne istiyorsun benden tam olarak? Ne istiyorsun? Senin bildiğin bir şey var da sana bir ayıp mı ettim? Hani İbo'cum hatırlamıyor musun bir ara evvel? Sen de senin babadan bir özür bekliyorsun. Falanca bir yerde karşılaşmıştık da bana evet. Şöyle davranmış. Sen benden bir özür mü bekliyorsun şu anda? Yok ama yani geçmişte mutlaka biri vardır. İlkokul öğretmeni vardır, apartman tamam, görevi hayır, vardır. Ondan özür dilemeyeceğim. Babamdan dedim o dedi ki o da geçmişte kaldı. 100 kere dilenmiştir yani o araba vurma özrü o yüzden. Ben de geçen söylemiştim. Ben trafikte birinden özür dilerim çok yakın zamanda. Aa nasıl oldu? Ben trafikte sinirli biriyim. O yüzden de böyle çok sıcak saatlerde çıkmamaya gayret ediyorum. Böyle anlamsız işte bana yol verdin vermedin orası benimdi falandan böyle bir abi ya sen de falan derken tanıdı da seviyormuş da beni. Şey oldu hemen. Sevdi seni. Hemen onun sevdi de beni. Hemen onun gözündeki hemen imaj bozuldu. Özür dilerim dedim. Özür dilerim. Ben bu değilim dedim. Yakın bir zaman oluyor bu çok değil yakın. Mi? Çok yakın. Bir haftası yok.
Ya sen bir yerde bir röportajda şey demişsin, ben hani agresif olabiliyorum. Bence o senin hani karşı taraf aptallığa gelemiyorum, tahammül edemiyorum diye. Bence evet, aslında cümle oldu. Bence şeyden kaynaklanıyor, sabırsızlığından kaynaklanıyor. Mesela bir şey iki kere söyleyince de sinirlenirsin ya da üç. Yani hani şey bekliyor insan, karşısındakinden de yani kendisininkine yakın bir anlayış, algı, farkındalık tabii bekliyor. O yüzden tabii bir şeyi üç kere, beş kere yoruluyorum yani tabii ki. Orada böyle bir dellenme mi oluyor? Ya dellenme değil de işte hafif bir tatlı bir tahammülsüzlük. Yok ya, o öyle agresif biri değildir yani. Kendi demiş ya. Ama agresif değil yani. Hani orada şu var ya, biraz böyle şey olur. Hani bir mesafe, niye anlamıyorsun beni falan. Evet. Ama öyle bir agresyon ya da bir sinir hali ben hiç hatırlamıyorum yani. O da şeyden işte baştan her şeyi tane tane anlatıp tamamen onun üstünde zaten yine hala anlamıyorsa o evet delirdi. Evet Gizem yani. Hanım, siz kimden özür dilediniz acaba? Ben kimden özür? Ben kendimden özür dileyim. Bilmiyorum ki, şu an hiç özür dileyecek kimsem yok. Niye çok şükür. Niye kendinden? Hani bir hata, değerini bir mi bilemedin? Evet, değer mi olabilir? Sen kimden özür diliyorsun? Ben herkese, ben benim geçmişim ceset dolu ya. Eski kocalarımdan da özür diliyorum. Biliyorum yani böyle hani şeyler, çünkü dünyanın en iki iyi adamı ama işte hani diliyorum, her şeyden diliyorum. Bütün yaptıklarımdan ne diliyorum güzel, şahane ya. Şahane. Yani büyük hafiflik değil mi? Ay nasıl bir hafiflik. Çünkü hatalar da dolu aslında. Yani büyümek öyle bir şey oluyor tabii, ya. Ne saçmalıyoruz ya. Neyse, ben niye bunlara gireyim? Filmin fragmanını izleyelim. Ha, evet. Senin bence özür dilemekle ilgili bir şey var kafanda. Hani bir çok pişmanlığın var. Bu konudan çıkamıyorsun. Asla değil. Tamamen şu anda kendimden tiksinerek söylüyorum. Estağfurullah. Klişe sunucu tuzağına düşerek filmin adıyla ilgili bir bağlam yaratmaya çalıştım ve iğrençti. Yok, harikaydı. Harikaydı. Özür yok. Diliyorum sizden. Güzel. Şimdi bağlandı biliyor musun? Şu anda. Şimdi bağlandı. Şimdi fragmanı izleyebiliriz. Buyurun. O zaman ben de bu anı ölümsüz kılmak istiyorum. Canan, bir tanecik sevgilim. Benimle... Ben evlenmek istemiyorum. Düğüne 3 gün kalmış, şimdi söylenecek laf mı bu? Çık hayatımdan artık. Senin gibi abim yok benim. Kredi borcumu ödeyemezsem hapse girecekmiş. Bir şartım var. Hem kardeşinden hem eski nişanlından özür dileyip helallik alacaksın. Özrünü dile, borcunu ödeyeyim. Erkin! Damat ta kendisi. Ya benim başkasıyla evlendiğini görmeye dayanamam. Ne yap ne et, aşkına sahip çık. Seni at gibi seviyorum. Ne atı be, sen beni bir kelebek kadar sevmedin, kelebek. Bu ne peki? Bizim şarkımız. Hangi şarkı ya? Bu kız beni sever. Bu kız beni öldürür. Bu kız bana güzel. Ölüyor. Çekirdeksiz bir tane, temiz. Özür dilerim. Aa, biz buraya ay çekirdeği getirecektik. Ne için? Yersin de hiç bitiremezsin, program boyunca çekirdek çitlersin. Programda. Bütün işlere girsin, rezil olalım, bitirelim çıtır kendimizi. Çıtır çıtır çıtır. Gizeme de süslendik, püslendik. Simit. İbo'yu da lahmacun. Çıkışta bütün dişler fora herkeste. Mükemmel olur, ben varım. Biz niye böyle bir sıra gecesi yapıyoruz şu anda programda? Sıra gecesinde yanlış anlamışız ama. Öyle evet, sırayla tabii yiyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Çok izlensin, çok tıklansın. İnşallah. Herkesler bunu izlesinler ve Allah ne şahane oldu desinler. Buyurunuz. Buyurun hocam. Siz açın. Ne diyeyim? Buyurunuz ne şimdi şu anda? Ya mesela yani, galamızdan bahsedebiliriz. Yani filminizi mesela, bize satın. Biz işte, reaksiyonlarımızı galada aldık. Biz galadan bahsedebiliriz. Dediği gibi olsun, iki akşam evvel galamız oldu. İlk defa seyirciyle beraber hem sektörde hakikaten önde gelen arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız hepsi geldiler, izlediler. Ya filmden sonra inanılmaz iyi tepkiler aldık. Yani benim işte 5. filmim herhalde en iyi tepki aldığım gala olabilir yani. Hani diğer filmlerde de güzel geçti diye düşünüyordum ama bu galada ekstradan herkesten çok güzel şeyler duydum ya filmle alakalı. Çok güldüklerini, çok eğlendiklerini söylediler. Vallahi çok mutlu oldum, çok motive oldum. İşte film girdiği zaman da umuyorum seyircimiz de bizimle aynı fikirde olur. Bu galadakilerle aynı fikirde olur. Çok izlenir, çok izlensin istiyoruz. Çok izlesenize. Arka arka izleyin. Bu arada film girdi vizyona. İbrahim Bey'in haberi yok kendisinin ama film girdi. Evet, girdi. Şu anda bir dijital platformda mı diyoruz? Platformda, bir play'in dijitalda. Dijital platform, dijital değil. Yani izleyebilirsiniz. güzel miydi film? Bize filmi anlat. Tek tek, sahne sahne. Hayır, programın tamamı çekim hatalı gibi geçmiyor mu şu an?
Ha, çekim adı, hani programın çekim adı dansı gibi geçiyor. Ya ne diyeceğim, ben nefret ediyorum bu yeni çıkan filmlerle ilgili bölüm yapmaktan. Hiç sevmediğim şey. Biz de şuradan empati yapıyoruz. Çünkü yani... biz 4 yıl, 4,5 yıl talk show yaptık. Evet. Ve tabii ki bize de işte film çeken ve filmlerini tanıtmaya gelen evet. bir sürü hem arkadaşımız hem o gün tanıştığımız bir sürü misafirimiz evet. oldu. Biz de çok zorlanıyoruz. Özellikle filmi izlemediğimizde, şimdi izlemediğin bir filmi tanıtmaya çalışmak da zor. Övmek mümkün değil çünkü izlemedin. Bilmiyorsun. Belki de çok kötü bir şey yaptık. Övemiyorsun da peşin peşin. Kafadan överim ben ya. Kafadan övme. Ya yalan. İzle öveceksin zaten. Para verin öveyim yani. İzle, sen izle öveceksin. Bedava öveceksin. İnanıyoruz. Tabii. Güzel miydi her çok şey? Çok güzel bir film. Her şey çok güzeldi. Kendine mükemmel. Ya benim ilk dijital platformda bir projem oldu. Çok şanslıyım ki çok güzel bir ekiple oldu. Yani çok güzel bir arkadaşlık da oldu. O yüzden çok keyifli geçti film. Hatta şunu söyledim. İlk defa bir işe, bir projeyi bu kadar sahiplendim. Gerek hani çekim zamanı, gerek hı-hı. sonrası, işte ön izleme, galada da. Yani heyecanlandım çok yani o günde. Halbuki sürekli aslında bir şey yapıyoruz, bir iş yapıyoruz, onu izliyoruz, sonra tekrar tepkilerini bekliyoruz. Ama bu benim için daha farklıydı, daha renkli. Enerjimin de çok yüksek olduğu bir dönemdi. O yüzden full enerjimle girdim filme. Zaten belli oluyor yani. Rengarenk çok tatlı bir iş çıktı. Bu nasıl şey... güzel cümle kurmadın mı ya? Bunu gala günü konuşmadın bu kadar. Ya, gala günü her şeyi dümdüz anlattın ya. Bu kalbe ok atan filmler son dönemlerde arttı. Hem komedi yani böyle Kemal Sunal tadı olan, böyle aile komedileri eskinin 70'lerin 80'lerin tadı olan filmlerde bir artış var. Bu memleketin acaba ihtiyacından mı? Hani duygusal, şefkat? Valla ben açıkçası... Yani kendi yaptığım bütün filmlerle ilgili bunu söyleyebilirim yani. Hani hep bir naiflik duygusu, hep böyle bir hikayesi olan, hep bir naif bir hikayesi olan bir şey yapmak istiyorum. Hani dil olarak da, film dili olarak da. O yüzden zaten geçmişten beri bunu kovalıyorum. Çünkü dediğin gibi hani o dönemden gelen, mesela şimdi o dönemde de bir sürü filmi, Kemal Sunal'ın rahmetlinin hani çok filmi var. Ama aklımızda daha çok kalanlar hep böyle zamansız olanlar ve o... Hikayesinin de takip ettiğimiz bir taraftan, işte Kibar Feyzo gibi, Çöpçüler Kralı gibi, hani ilk aklıma gelenleri söylüyorum. Onlar hiçbir zaman bitmiyor. Hani bazen hani dönemde Tarzan Rıkkı'yı da çekmiş baba ama hani onu hatırlamıyoruz ama bunları hep hatırlıyoruz. Evet. O yüzden benim de derdim aslında yaptığımız bütün filmlerde, hani bundan 10 sene sonra da izlediğinde insanlar, aa ne kadar tatlı bir işmiş desinler ki, hani işte atıyorum Oğuzhan burada olduğu için Yol Arkadaşım üzerinden söyleyeyim. Hani hala Yol Arkadaşımızda televizyona çıktığı da çok iyi reyting alan bir film. Evet. Hala televizyonda çok fazla izlenen. Sinemada da çok güzel bir karşılık bulmuştu. Dolayısıyla aslında buna dikkat ediyorum. Hani ya, böyle işlerin daha zamansız olduğunu düşünüyorum. Hani popüleri takip etmeyen, hani hı-hı. günün akışını değil de kendi gündemini belirleyen. Onu soracağım çünkü gençlerde efendim Ceyhun. Ama sen bu kadar yani Ceyhun'un yönetmenimiz çok izlendiyse iyi para da kazanmışlar. Yani bu mu şu anda merak ettiğin yani bu üçlüye sormam gereken. Çok iyi para mı kazandınız mı sorayım ben adamlara, ne sorayım? Bak bak nasıl dadışıklı demiş bak. Vallahi değil yok ya o hep gerçekten o kulağa bir ses geldi. Ceyhun sen bana 20 dakikada girdi ki. Ya dünyayı para üstünden algılıyor. Ben Ceyhun Bey'i rahatlatalım evet çok iyi para aldık ya. Yani. Yani bir ev alınır mı? He? Bir ev mi? İlahi Ceyhun Bey. Ben bozuklarla aldım bir ev öylece. Hani buna ne oluyor? Müteahhite gidip dedim ki buna ne oluyor abi? Evi KDV'siyle aldık yani ana paraya daha dokunmadık hani öyle düşün. Demek ki yeni sıfırdan inşaattan almışlar KDV dediklerine göre. Topraktan girdik. Peki o zaman yatırımlarınızı nasıl yönlendiriyorsunuz? Filmden buraya. Paralar ya, nereye gidiyor? Bu soru da Ceyhun Bey'den mi yoksa bu sizin soru? Bu benden. Paralar nereye gidiyor? Bir şeyler yapıyoruz ya. Para şey... Yiyoruz gidiyor güzel ya. Güzel parayla... yani kazanıyoruz. Yani mesela hayır işin şakası bir yana güvenceci misiniz? Yani ben toprağa yatırırım, ben eve yatırım kafası var mı? Yatırırım kafası yani. Biz çok böyle yatırım kafasında da insanlar hı-hı. değiliz ya. Yani biraz böyle biraz daha kışına göre yaşıyoruz diyebilirim yani. Öyle çok hani... Hayatımda şu olsun hep bir yatırım yapayım falan sürekli yatırımlarını kovalayan. Ben en azından kendim öyle biri değilim yani. Daha çok iş sadece onun için. Hatta böyle ıvır zıvır işlerle mesela muhasebeden falan aradıklarında tüylerim diken diken oluyor. Yani çünkü bütün günlük hayatta mesela bir şey yazarken özellikle telefonu genelde ters çevirip sessize alıyorum. Hani bazen de o işi görüyorsun ve bakıyorsun ya tam işte hikayenin içine girmişim bir şey birden seni bir 10 dakikalığına bir alıyor abi.
temettü, bilmem ne, işte KDV, stopaj. Buradan Senem'e sevgiler. Senem'ciğim sevgiler. Stopaj falan hiçbir şey de anlamıyorum. Sonunda soruyorum ya, para veriyor muyuz şu anda, bir şey mi vermemiz lazım? Benden ne çıkıyor? Bana bunu söyle. Çok stopaj diyoruz dedim şu anda. Fazla stopaj deniyor telefonda. Bu kadar güzel bir kelime de değil. Hani nasıl oluyor falan. Biraz o şeylerden uzak durmaya da çalışıyorum yani. İşi sürekli hani sağlıklı bir yerde kalmaya çalışıyorum. Herkes bunu soruyor. Hadi sorayım, tekrar bir araya gelmeyeceksiniz değil mi? Eser, İbrahim ve sen. Ya hiç öyle günlük bir sözümüz... hayatta gelebiliriz ama. Hayır, şey hiç olarak. Öyle bir sözümüz, öyle bir şeyimiz, kararımız, bir şeyimiz yok. Biz çok böyle hakikaten canımızın istediği gibi yaşayan bir üçlüyüz. Mesela canımız talk show yapmak istedi ve üç sunucuyla yapmak istedi. Hı hı. Biz bunu 6 ay yaptığımız kanala anlatmaya çalıştık. Mümkün böyle bir şey dedik. Yaptık. Sonra bir gün oturduk hakikaten. Hatta sabahladık hep birlikte sohbet ederek. Sıkıldık mı ya dedi İbo. Sıkıldık ya dedik. Bıraktık. Yani evet. Hani... Çok... Arkadaşlar bunu planlayalım. Dördüncü sezon son sezonumuz. Sonra 5 yıl ara veriyoruz. Bir daha hiç öyle bir şey yok. Yani önümüzdeki hafta birlikte ne bileyim YouTube'a da bir şey yapmaya karar verebiliriz. Yok ama günlük hayatta bir araya gelebiliriz ama dedi. Söyledi. Yok şaka yaptım. Hiç o düşünmüyor yani. Ben söyleyeyim mi bak olsam. Bir dakika ben şu an hayat kırıklığına uğradım. Benim bir sürü planım vardı. İbrahim seninle bir daha hiçbir ortak projede yer almak istemiyor. İbrahim beni üçüncü çok seviyor. Filmimiz. Hayır beraber üçüncü filmimiz. Ama bayılıyor. Yani, hani ortak projede yer almıyor dediğin insanla üçüncü filmim şu anda. Her şey mümkün. Biz hala üç evet, tane kardeşiz. Ya olabilir yani günün birinde ama o koşullara ve olacak işe bağlı. Benim mesela kendim şahsi olarak şöyle bir isteğim var. Öyle de bir hikayem de var bu arada. Yani kenarıya yazdım. Mesela üçümüzün oynadığı bir hikaye yapmak istiyorum. Ya o böyle bence bizim geri yani üçümüz bir araya geleceksek de bence öyle bir şeyle geri gelmek çok güzel olur gibi düşünüyorum. Harika bir hikayenin de bence fena olmayabilir. Fena bir hikaye kurmadım düşünüyorum onunla ilgili. Kurgu mu olacak hikaye, sizden mi yola çıkacak? Biraz aslında bizim duygumuzu verecek ama tabii ki de kurgu olacak yani ama yine bizim duygumuzu, başka. Bizim aramızdaki iletişimin duygusunu verebilecek bir şey. Ama şimdi çok normal. Sizin üçünüzün talk show'dan sıkılması kadar normal bir şey yok. Üçünüz de üreten insanlarsınız. Sonuç itibariyle çok net söyleyeceğim bunu, kimse yanlış anlamasın. Oraya gelen konuk kim olursa olsun, en ünlü de olabilir, daha az ünlü de olabilir. Onun algısına hapsoluyormuşsunuz gibi de hissedebilirsiniz bir noktaya kadar. Şimdi hepiniz ayrı ayrı kalem oynatan, şarkılarda, oyunlarda kalem oynatan, düşünen, konuşan insanlar, üç adam geliyor. İşte oraya çağırdığın konuk kadara indirgenmen gerekebiliyor ve bu da taşınması kolay bir şey değil. Güzel tespitmiş bu. Evet. Yani kolay bir şey değil. İyi bir şey, çok iyi bir şey değil o her zaman. Bir yerden sonra zaten biraz zorlandık artık yani evet. Şey... Ya bir de aynı konukları sürekli aldığın zaman artık hani ilk geldiğinde güzel bir muhabbet dönüyor. İkinci geldiğinde aynı şeyleri konuşuyor oluyorsun. Yani kolay bir iş değil yani. Hani bunu çok uzun yıllardır çok başarılı yapan mesela Beyaz Star buradan selam olsun. O şimdi mükemmel yapıyordu işi. Çünkü hani konsantrasyonunu ve tamamen hayatını ona odakladığı için öyle. Ama bizim dediğin gibi ben şimdi filmde o dönemde ilk filmi zaten o dönemde yaptım. Evet. Küçük Esnaf'ı. O dönem onu yapıyordum. İşte Oğuz işte ilk albümünü o da program esnasında çıkarttı. Program devam ederken. Eser zaten o zaman jüriydi televizyonda, yeteneksizsinizde falan. Hepimizin ayrı ayrı kendi işleri olduğu için. Bir yerden sonra da hani insan da şey oluyor yani. Bizim hani bütün hayat gailemiz hadi beraber talk show yapalım ya da talk show yapmak olmadığı için. Bir yerden sonra biz de eğlendik, güldük. Programda çok başarılı oldu. Çok güzel programlar da yaptık. Hani çok böyle ses de getirdi. Ama bir yerden sonra hani... Biz işin tavsadığını ve kendi içimizde de o hevesin kalmadığını gördüğümüzde de şanslıyız ki geri dönüp hani kendi hayatımıza döndüğümüzde ilgilenebileceğiniz şeyler olduğu için her birimiz kendi dünyasına dönüp kendi işlerini devam ettirebildi. Evet çok iyi bu. Gizem Karaca neden konuşmuyordu? Çünkü üç adam projesinde olmadığı için. Üç adamdan bahsediyorsun. Evet. Üç adam bundan sonra buyuz. Ben iki adam teklif bir kadın. Ettim dedim. İki bundan adam sonra... bir kadın yapabilir miyiz diye. Evet, dün teklif ettim. Şahane fikir. Ya ne güzel olur. İki adam bir kadın çok iyi. Ama sanki Gizem Karaca size göre daha mı naif kalıyor? Hayır. Asla, evet. Asla. Bence evet. Saati gelmedi Gizem'in. Sen bu halkıya da kalmazsınız. Hayır, bizden daha deli. Fırlama deli. Hepimizden daha fırlama, hepimizden daha deli yani. Küfür ediyor mu? Küfür mü? Küfürsüz konuşabiliyor mu? Abartma. Ben duymadım. Abartma. Birisi oradayken bir başkasına soru sormak ne gıcık değil mi? Şimdi kadın burada duruyor ama ben İbrahim'e diyorum ki küfür ediyor mu? Ben yokum değil mi burada? Tabii. Gibi. Ya çocuk gibi bir tane. Et ablayı bir küfür et falan. Bir küfür duyalım ya. Bizde şey bipleme var. Çiçek oluyor ağızdan. Ben hiç duymadım. Falan. Hakkını yiyemem. Yok küfür ben etmiyor da yani böyle çok fırlamadır yani. Ben ediyorum. Ama mesela çok konuşma dilimde çok kısaltma. Yok küfür etmiyor ya. Kısaltmalarla mı? Mesajlaşırken kısaltmalarla mı küfür?
Yok ya, küfür etmiyor. Ben fırlamalıkta, ben delilik ve fırlamalık yani küfürbaz anlamında söylemiyorum ya. Yani fırlama bir insan, öyle sakin bir insan değil anlamında söylüyorum. Niye fırlamalıkta bizden hiç aşağı kalır değil. Zaten öyle olsa ya biz bu filmi yapamazdık. Evet. Yani bizim üzerimize çıktığı yerler de vardı. Evet. İyi ki de oldu. İyi ki de Gizem'le oldu. O yüzden biz çok mutluyuz bizimle evet. olduğu için. O bizim gerçekten. Için eve düşen yıldırım vallahi. Ya sürekli. Hani eve düşen yıldırım. Evet. Sete düşen yıldırım. Eve düşen yıldırım sürekli geçmiyor. Yani bu kadar kalıp olarak da hayata çok, oturan çok. Başka bir evet. şey var mı? Eve düşen yıldırım. Bir eve düşen yıldırım. Bir de sürekli güzel köylü. Yani bu ikisi ya yıldırım diye sesleniyorlar ya da köylü güzeli. Hayır hayır. Güzel kalıp, köylü de değil. Köylü kalıp güzel olarak ama. Konuşmalarımıza nasıl yerleşti? Hani şey olarak evet. demiyorum. Eve düşen bir evet, şey olmuş. Evet o tabir kalıplaştı. O tabir kalıplaştı diziden sonra. Evet. Her şey yolunda gidiyor mu? benim her şey yolunda. Çok tatlı bir dönem gerçekten. Filmin de bana çok uğur getirdiğini hayatla düşünüyorum. Hayatla ilgili her şey yolunda. Genel olarak bir şeylerle baş edebilme tarzımı soruyorsan. Evet. Ben sonuna kadar o öfkemi, o acımı abartarak yaşarım. Ondan sonra birden yok olur. Hmm. Yani hani bu süresi değişir tabii ki de duruma göre. Bazen bir hafta, bazen bir ay, bazen bir sene sürer. Ama hiç bir gerçek duygudan kaçan biri değilim. Sinirliysem o siniri yaşarım. Üzgünsem haykıra haykıra ağlayıp ama bir şekilde onu atarım. Yani hani içime atan biri değilim. Duygularım çok yüzümdedir, çok yansır dilime ve mimiklerime artık diyeyim. Benim baş edebilme biçimim öyledir yani. Yani bu da gerçeklik hatta aslında. Hatta İbo hep dalga geçer benimle hayvan sevgimden ama birkaç ay önce bir köpeğimi kaybettim mesela. Onun için odamı kapatıp kendimi yaklaşık 4-5 gün hiçbir şekilde odadan çıkmayıp o böyle diye onu atlattım. Ondan sonra normal bir şekilde. Evet artık kabuk bağladı ya benim tarzım öyle. İbo da şakaya vurur her şeyi. Hayır ama ben evet ben biraz benim sen mesela şaka, mücadele evet. etme şeklim biraz şakaya olayı. Şakaya vurmak. Evet çünkü evet. o fikri yani aslında mizah zaten bir savunma aracı oluyor ya aslında hayatındaki bütün deformasyonları ve bütün sıkıntıları biraz böyle fazla şakaya vurur. Ben de çok duygularını çok coşkuyla yaşayan bir insanım. Yani böyle üzüldüğümü söylerim, birine kırıldığımı da söylerim. Yani söylerim çünkü kırıldım. Yani ve bu arada şöyle gerçekten bir insana değer vermiyorsam da hiçbir şey söylemem. Mesela bir insana değer vermediğimde değer vermiyorsam ona mesela hiç tepki vermem. Şaka asla. Da yok. Şaka da yok ama hiç tepki vermem. Mesela ona ne konuşurum bu konu yolunda, ne ona sinirimi gösteririm ve böyle tık diye hayattan çıkarım. Ama birini gerçekten değer veriyorsam, seviyorsam derim ki ya ben bu tepkimi göstereceğim. Çünkü değer verdiğim için göstermek zorundayım. Ve değer vermiyorsam zaten önemsemem, sallar giderim. O başka bir şey. Ha, bir parantez açacağım. Hayvan sevgimle dalga geçiyor dedi. Arkadaşlar kimsenin hayvan sevgisiyle dalga geçiyor. Sizin yok, bir hikaye. Bununla ilgili hikaye. Ha, bir hikaye anlatacağım bunu. İyi ki bir şey güzel, yaptık bir hikayem var. Ama linç o yer. O videoyu gösteren sen miydin? Yok yok hayır. Hatta güzel bir şey anlatacağım. Şimdi evet. Hayvan sevgisiyle dalga geçtiğim şeyi anlatacağım. Setteyiz. Bir gün hep beraber oturuyoruz. Ben Twitter'da bir haber gördüm. Bir ayı dağcıya saldırmış. Haberi tıkladım. Haber beni YouTube'a yönlendirdi. YouTube'da nefes nefese açtık. Telefondan izliyoruz. Bir dağcı gerçekten bu şeyi YouTube'da hemen bulunabilecek de bir görüntü. Tırmanırken gerçekten bir ayı dağcıya saldırıyor. Adam tabii çığlık çığlığa, paçasından çekmeye çalışıyor, ısırmaya çalışıyor. Adam gerçekten çok korkuyor ve çığlık çığlığa ve adamın kamerasıyla da bu çekiliyor. Adam kaçmaya çalışıyor ama biz böyle dehşet içinde izliyoruz. Video bitti böyle kimse konuşamadı çünkü adamla çok empati yaptık. Gizem'den şöyle bir ses geldi arkadan. Ah canım ayı kim bilir ne kadar acıkmıştır. Ben de anlayabiliyorum ama aynı kafadayım. Ama adamım. Yok. Ben aynı kafadayım. Çünkü bir hayvanın bir insandan daha aşağıda olduğu. Hayır aşağıda değil ya ama. Ya insanın hayır, daha üstün olduğu. Kişisel hiçbir tabii meselesi de. Yok ya hayvanda. Evet. Mesela bir sebebi evet. var orada. Sana ya şu sadece yani o ayının yani. Doyması için o adamın ölmesi gerekiyor ya. Orada bir küçük yazık bir denge işte, var zaten. İşte onu diyorum. Yani. Ben, tamam hayır haklısınız. Ben orada şimdi ayını mı tartışacağım? Ayısız hakkı da olacağım. Kim bilir ben şey düşünüyorum. O dağlarda, o ormanda demek ki yiyecek bir şey bulamadı. Aç kaldı diye düşündüm. Çünkü hayvanlar bizim gibi değil ki. Belki de ama o ne ya mis gibi protein ya biziz ya yani belki de aç değil önüne. Belki de aç değil belki de çok makara yapmayı seven bir canı sıkıldı bilmiyoruz yani ne oldu belki ne canı yapıyor sıkıldı. Bu boya şapkak mı atıyor belki canı sıkıldı bir pıstık almak istedi şöyle şu adamla bir uğraşayım dedi belki bir uğraşayım dedi belki onu da bilmiyoruz ki hayvanlar kıyasla ne kadar hakimiz ki abi bilmiyoruz yani çimçiklemek istedi belki ama bu buna güldüm ben anlattığı şey bu yani aslında hikaye bu yeni köpek aldın mı evet yavru. Evet. Oy. Yani uzun ömürlü aslında olsun. Birkaç ay oldu.
ama ölenin hemen arkasına geldi, beni kendisi buldu. Hı-hı. Açıkçası bazen... çok garip. Aynı cins, aynı cinsiyet. Bu kadar olur. Aa, yani. Evet. Sokakta buldu. Evet. Cinsi ne? Evet. Golden. Ama böyle bir akbaş karışımı gibi bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bildiğin böyle bir şekilde herhalde terk edilmiş. Çünkü bulduğumda üstünde tıraş izleri vardı ve parfüm kokuyordu hayvan yani. Aa. Evet ve rahmetli Kito Golden'dı. Kaçtı mı ve, acaba? Bilmiyorum, kesin kaçtı. Hı-hı. Ama ben bu arada hani bulduğumuz yer İzmir'de, çok küçük bir yer aslında. Ve bizim orada restoranımız var, oraya geldi ve yani öyle bir yer ki kim yani kedisini falan bizde bulan var, düşün. Kedi evden kaçıyor, kedisi bizim restoranda takılıyor falan, gelip buluyor ya insanlar. Çok... Aynen. Hani kaybolan ilk, size geliyor. Evet, çünkü İzmir'de Narlıdere'de ilk gelinen yer sahil ev, sahildir yani, bütün kaçanlar oraya, hı-hı, gider. Ben bayağı bir hafta boyunca şey yaptım, story'den paylaştım, köpek buldum, hı-hı, kimin. Hani bakın istiyorsanız burada buradadır diye. Kimse dönüş yapmadı. Sonra aldım eve götürdüm. Ve dedim ki yani şu çok garip bu hikayenin bu arada bu tarafı. Bir önceki Golden'ım 8 ay önce ölmüştü. Bu yeni olan Bex'te veterinere götürdüm. Kaç yaşında sen, kaç yaşında sen dedim. 8-9 aylık en fazla dedi. Ve abi çok garip, çünkü o da erkekti, o da Golden'dı. Yani resmen resmi böyle puzzle gibi geri tamamladı. İnteresan yani. Ay evet. O şimdi şey geldi aklıma, onun ruhu ona geçmiş. Çok inanıyorum çünkü bak evde aynı yerlerde duruyorlar, aynı yerden bakıyorlar. Huyları çok benziyor. Ya. Çok acayip. İnanıyorum yani. Yani uzun ömürlü olsun. Evet, teşekkürler. Uzun uzun yıllar abi, beraber abi geçsin. Hocam yeni şarkı yok mu? Var var, sürekli var. Yani zaten kış başında çıkardım. Hı-hı. Hatta işte eğer şu korkunç deprem felaketi vesaire olmasaydı daha bir sürü şey yapmayı planlıyordum. Şimdi biraz daha işte filmle, şarkıyla, hı-hı, türküyle biraz daha bunları düşünebileceğimiz bir evreye daha yeni geldiği için ülke muhtemelen 1-2 hafta içinde yeni şarkı çıkacak. Çıkıyor. Evet, hazır, her şey hazır. Yani single, benim tek şey, yani şarkı. Önümüzdeki 2 yıl boyunca çıkaracağım şarkılar dahi hazır. Peki aralıkları ne olacak aşağı yukarı, yani bir periyot belirlenmiştir? Ya ikişer ayda bir falan muhtemelen hepsini sıra sıra vereceğim. Çok artık yani kenarda duran şarkının kimseye bir faydası yok. Bari paylaşalım. Alıcısına, alıcısı alsın, dinlesin. Aynen. O zaman yeni şarkılar arka arkaya geliyor, harika. Sürekli gelecek, evet. Hı-hı. Yani müzik hep var hayatımda. Çok çok keyif alıyorum. Ya filmle ilgili bir şey sormak istedim. Demin soracaktım, araya laf karıştı. Yeni neslin tuzağına düşüyor musunuz? Ne gibi? Yani TikTok gibi, anlayış gibi, yeni nesil YouTuberların film anlayışı gibi. Yaparken filmleri, senaryoların o içerindeki duyguda düşmediğinizi ben görüyorum ama zaman zaman böyle bir karma, yine sorunları nasıl çözüyorsunuz da gelecek. Zaman zaman içinizde böyle bir karmaşayı yaşıyor musunuz? Ya biz demode mi kalıyoruz? Hani o tatlılık, sıcaklık var ama yeni nesil anlayışına uygun muyuz diye. Ya ona hani tabir olarak yeni nesil tuzağı dememek lazım aslında. Hani bir, evet, bir dil, bir jargon var. Biz aslında o anlamda üretici insanlar olarak aslında şanslı bir nesiliz. Hı hı. Çünkü bizden evvel, hani bu internet devrimi olmadan evvel belki bir yazar ya da bir müzisyen yaş aldıkça bir yerde de artık o kadar çok sosyalleşemeyeceğin için bir yerde o dili kaybetme durumu olabiliyor. Ama şimdi biz internetle aslında herkesin fikrini, zikrini, ne yaptığını, ne ettiğini, nasıl eğlendiğini görebildiğimiz için ve biz de arada sırada buna iştirak ettiğimiz için aslında buradan besleniyoruz da. Hı hı. Tabii ki de hani oradaki olan her şey çok berbat, yapılan her şey kötü, ben diyemem. Çünkü orada da çok güzel işler yapan çocuklar var, arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Çok da seviyorum bazılarını izlemek için, bazı YouTuber'ları. TikTok'ta da çok eğlenceli vakit geçirebiliyorsun yani. Ben bu arada TikTok'taki o tuhaf videoları da çok seviyorum. Öyle hayda oynayanlar var ya, bak canlı var, yayın açanlar, gülme var falan var ya mesela. Öyle şeyleri seviyorum yani izlemeyi. Keyifli, arada öyle şeyler de seviyorum yani bakmayı. Ama hani... Zaten şey olmaması lazım. Yani buradan beslenip tabii ki de bir yenilenme kesinlikle şart. Yani orada şeyim yok yani, ben tamamen bir kalıbın içerisinde yapayım diye. Tabii ki de yeni neslinde genç arkadaşlarımızın da bizim filmlerimizi çok izlemesini isterim. Tabii ki de o çok büyük bir enerji ve çok güzel bir şey. Ama yani oradan bir besleniyorsun ama yine de tabii kendi dilin içinde onu özümsemek lazım. Çünkü o şöyle bir şey oluyor. Öteki türlü de sadece o, hı-hı, dilde bir şey yapma... şeyine düşersen, o zaman da tabii ki de sen olmaktan çıkıyorsun. O zaman bir tarzın olmuyor, evet, bir tavrın olmuyor.
var olan rüzgara göre hadi bu popüler hadi bunu yapayım, hadi bu popüler bunu yapayım. O da tabii ki de insanı üretim sürecini yıpratacak bir şey. O seni sen olduğun için seven insanları da kaybetmene yol açıyor. Yani evet. Yeni nesli yakalayayım derken seni yıllardır seven, beğenen, evet. takip eden insanlardan da olmamak lazım. İkisinin arasında tatlı bir denge ben var buyum bence. Yani ben buyum demek değil mi? Hani aslında bir denge yani... kurmak lazım yani. Evet, evet. Oradan kesinlikle beslenmek lazım ama bir denge kurmak lazım ki yani bizim işte yol arkadaşımızda mesela bir karakterimiz YouTuber'dı. Mesela yol arkadaşım bir de şeydi, aktivisti mesela aslında oynadığı karakter. Hani hep böyle hani bu şimdi tabii ki de bu hayvan sever meselesi mesela çok fazla aslında günümüzde aslında olması gereken yere geldi yani. İnsanlar hani bundan evvel böyle bir ehemmiyet içindeydi. Özellikle internetle beraber herkesin her şeyden haberi olduğu için daha fazla bir sahiplenicilik oldu. Mesela bunların hepsini görüp mesela kendi hikayelerimde böyle karakterler, böyle hikayeler kuruyorum. Ama dediğim gibi tamamen de oraya dönüp kendinden vazgeçmek de olmaz. Ama burayı da hiç görmeyip ben bildiğimi okurum da olmaz. Bunun arasında dediğim gibi tatlı bir denge olması lazım. Yani belki üslupta değil ama ya da tarzda değil ama... karakterleri oraya koyarak. Aynen öyle. Öyle bir dengeyi sağlamak. Ya siz gala gecesinde makyaj yaptırdınız mı? Ne kadar büyük bir... Abi o ne olayı oldu? Nedir o? Var mı yok mu? Bir söyleyin. Abi, ne ben yaptırdım. Var. Ben yaptırdım. Arkadaşlar. Tabii ki var. Hayır şu. Tabii ki var. Çünkü biz saat 12'de gittik oraya ve 10 tane ayrı kanala bir röportaj set verdik. Aslında o bizim orası için orası. Orası bir set. Işık evet. altında yüzde parlama olmaması için makyaj yapıyorlar. Şu an burada da olduğu gibi. Evet burada aynen da şu anda makyaj yapıyorlar. Bakayım şu an iyi miyiz? Her gün evden çıkmadan makyaj yaparım zaten. Bence o fotoğraflarda filtre vardı. Fotoğraftan kaynaklı bir şey. Yoksa ya fotoğraflarda bir şey normal... var ya da işte magazin muhabiri arkadaşlarla konuşurken zaten en garip durduğumuz yer. Yani ikimiz de böyle ikimiz bebek gibi çıkmışız yani. Ben bizim eylemler paylaşmış. Gazete magazin gerçekten şey gibi duruyoruz ikimiz. Yani baktım gerçekten güldüm. Safiye Soyman'la Seda Sayan gibiyiz böyle hani. Safiye Soyman, Seda Sayan ve biz Oğuz böyle hani bebek gibiyiz. Evet. Seda Sayan filtresi yapılmış. Seda maalesef. Sayan filtresi gibiyiz yani kız. Maalesef. Bunlar da, onlara da selam olsun, buna çok seviyorum. Ya Gizem ne diyeceğim, duştan çıktığında 3 kere zıplama huyun devam ediyor mu? Allah rızası için şu konu. Ya işte ne kadar İbrahim şey oldu. İbrahim Selim sormuştu bana onu, yani tuhaf bir takıntın var mı? Abi benim küçüklükten beri annemin öyle bir alışkanlığı var işte havuzdan çıktığında böyle bir hep zıplardım yani. Su, neydi? Silkelenme gibi. Sular yani. Aşağı Gizem yukarı diye bir şey söylerdi. Bir dakika şimdi bir şey soracağım. Duşun içinde mi zıplıyorsun, dışarı çıkıp havlunun üstünde mi? Yani hayır şimdi... Bunu hayal ettirmeye gerek var mı şu an? Millet, hayır, ben kendim anlamı yani... Duştan adım attık da tamam, dışarıda zıplıyoruz. Tamam, hayır 3 kere zıplıyoruz. Üç, yok evet. Biz yapmıyoruz, o yapıyor yani. Bazen 4 olur. Ben yapacağım, deneyeceğim. Üçümüz zıplıyoruz. Biz duştan sonra makyaj yapıyoruz. Evet. Biz öyle bir alışkanlığımız var. Duştan çıktığım gibi makyajımı yaparım. Çıktığım gibi. O zıplıyor 3 kere. Evet. Duşta şarkı söylüyor musun? Duştan da havuzdan da genel olarak yani hani bir duşta şarkı... Bir dakika, bir havuz daha büyük olay. Sen havuzdan çıkıp, sen havuzun kenarındasın ve umumu açık bir havuzda zıplıyor musun? Evet. Ha. Ya o zaten fark edilmiyor. Çok tuhaf bir şey değil böyle... zıplamak ya. Yani zıplarsın. Hani üç kere ya gözlerinde gibi 3 kere zıplıyor çıkıyor. Gerçi evet şunlar falan vardı. Yani var yani. Doğru, yaparız onu. Şöyle 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 falan. Şu vardır ya kulağın nasıl. Ya o da çok çirkin ya. O görüntü çok kötü. Yani evet. Şöyle bir şey olursa daha ya. Fenaları var ya onun. Evet evet yani, şöyle şöyle bir de cok cok yaparsın avucunda falan. O çok 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 kötü. Cok cok. Yani gerçekten görüntü hoş değil. Duşta şarkı söyleyenler burada mı? Ben söylerim. O zaman sen söylüyor musun? Şu hayatta. Aa. Ya zaten müzisyen olanlar söylemiyorlar. Ya. O zor. Ben de bir tek duşta çok zor söylüyorum. Normalde de şarkı söylemiyorum hiç. Söylemem yani. Niye böylesiniz siz? Yok yani. Hayır genelde böyleler o öyle yüzden. Mi? Evet evet evet. Ben söylerim, bayılırım. Yani. Yok burada çok ağırladık. Ben duştayken zıplayarak şarkı söylüyorum. Üç kere zıplayıp ben zıplayarak şarkı söylüyorum. Aralıkta da üç kere zıplayan şarkımı söylerim. Genelde bu aralar hangisi şarkı olarak? Yok ya, o hiç öyle bir takındığım şarkı yok. Calm down. Şey ya, calm down. Ya gerçekten calm down'lı bir şarkı var ya. Ya şarkı şey ya, Gizem'i görünce bile o çalıyor. Hani görünce ama müziğiyle geliyor. Ama artık siz de istiyorsunuz. Evet artık istiyoruz. Can çekiyor. Kulise hadi Gizem falan. Gizem'in bir müzik player'ı var böyle. O nereye gidersek hemen masaya en önce yanında. O koyuluyor ve şarkıların da sırası var yani. Bir de şey onlara ezberler. Aynı mı gidiyor sıralar? Tabii. Ama iyi. Evet. Afrikan tarzına taktığı tabii. için böyle artık bir süre sonra kendimizi artık kabile gibi hissetmeye başladık. Yani sürekli Afrikan şarkı dinliyoruz yani. O zaman sürekli. Zıplamak güzel. Tabii. Tabii bir hafif şey, hızlıklar şey var. Hepimize de o zıplama alışkanlığını sağ olsun şey yaptı yani. Peki. Herkes hepte böyle şöyle yani. Peki
o zaman duşa söyleme bize söyle bölümü için acaba ben Gizem Kocacadan bir kabile şarkısı rica etsem ve etrafında da dönsem. Bir şey söyleyeceğim ben. Başlayalım. O ne ya? Ben ne yapacağım ki onda şu an? İşte hangi şarkıydı? Kandan? Onu elimde tutup duş yapıyormuş gibi şarkı şöyle, söyle. Şöyle, şöyle yani. Mikrofon gibi. Söyleyemem ki ezberimde değil. O şarkı da çıplak sesle söyleyemeyecek bir şarkı değil ya. Değil. Yok değil ya şey. Senden bir şey resim var falan yani. Mahvolursun yani. Ya hakikaten söyleyemem. Yani hani ya nasıl sözlere bakmam lazım. Zaten anlamadım niye duşun ağzına şarkı söylüyor şu anda. Ay biz niye bu programı yapıyoruz ya şu anda? Ya duş ya biz abi şuna ya bile şarkı söyletemiyorum elin... ben ya. Ya bir dakika patronlarım iyi ki bana maaş veriyorsun. Senin elinde şu an duş başlığı var ya. Gerçekten senin neden duş orada? Başlığı var. Böyle bir bölüme ikna olmuşsun sen. Neden var sen? Bu yıl biz 5. yılımızı bitiriyoruz. Ben var mıydın? Hep vardı. Yoktu ya ben geldim. Hayır sene vardı. Geldim. Vardı. Bana niye uzatmanın sesimi mi hak etmediğin için sana tutulmadı. Sesimi mi beğenmediğinde bana hiç duş. Ya orada daha böyle hani aile çocuk falan konuştuk ya böyle evet. Şeydik böyle yumoş yumoştuk ya ne bileyim uygun görmemişimdir. Neden yani burada duş böyle daha şeyiz peki? Kafa kırık konuşuyoruz falan diye düşündüm. Yani oradan evet. Bir yavşadım yani. Hani estağfurullah. Vallahi hiç sesim bu kadar. Bayağı buraya monte edilmiş tabii, falan tabii. Çok ama iyi ya. Ama su falan akmıyor. Evet yani var böyle. Çünkü biz bunu montajda verirken böyle şey su efektleriyle falan veriliyor sesle. Hani şey değil çıplak olmuyor. Ben de şunları falan sulamak için. Bunlar size bunlar size hediye. Hani kulisinde beklemedi sormak için. Peki o zaman neyi sordun? Ha şunu vereyim diye. Hemen el koy dedi başta. Ama şey rasyonel ya. Yani kartını o. Mı vereceksin? Hayır şimdi? O kendisi mantık. Ben anlıyorum onun nasıl? Beyninin çalışması. Mantık o. İşte onun için ne zaten o merak ettim. Şey. Kartını mı vereceksin dedim ben. Kartımı dedi. Vereceğim. Business kart. Her zaman bekleriz. Çok yeteneklisin beni ara. Her zaman bekleriz Habertürk. Asıl Şafak. Şimdi şey istiyorum sizden. Arkadaki katal zeytin ağacını gördünüz mü şuradakini? Evet. Tabii. Aa, orada da herkesin dileği var. Evet. Gelen konukların. Ama sizden de alacağım ben bunları. Ama kişisel istiyorum. Yani toplumsal, işte dünyada barış, toplumumuza huzur falan. Bireysel bir dileğimiz bireysel olacak. Evet, lütfen. Çünkü bu memlekette insanlar kendi adına bir şey istemekten çok çekiniyorlar. Doğru. Bunu orada hepsi çok göreceksiniz zaten. Onun için şöyle. Teşekkür ederiz. Dedim şöyle. Yalnız iki kalemimiz var, paramız tamam, paylaşırız. Yok. Paylaşırız. Şöyle. Kim Özgür Aras'ın ayakkabısını alıyor? Oğuzhan mı? Tabii. Özgür mesela Özgür'ün ayakkabısını almak ama alır kendisi Özgür ya. Özgür abinin ayakkabılarından istiyor. Filmden aldığı paralarla evlerden birini satıp alırız çok şükür. Ya şarkılar para getiriyor mu böyle tek tek şey yapınca iki ayda? Göremedim bir yani filmle kıyaslayınca hangisi daha karlı? Ya bence birbirine yakın şeyler. Yani aslında şarkı çıkarırken bence artık kimse oradan bir gelir elde etmeye bakmıyor. Önemli olan iyi bir şarkı çıkarıp o şarkının rüzgarıyla ne kadar çok aslında sahnede yer aldı. Allah aşkına ya. Ya dileğini İngilizce yazdı ya. İngilizce dilek yazdı hayat arkadaşlar. Hayat bir dakika yapmıştı. Arkadaşlar İngilizce yazdı dileği. Duş başlığı var. Bir İngilizce dilekler yazılıyor. Ben buna gülerim. Çok özür diliyorum. Bir şarkının olduğunu hayır ben Oğuzhan'ı kestim diye özür diliyorum. Bir şarkının peki katma değeri oradan gelince, oradan gelecek rüzgarın getirdiği şey oluyor o zaman değil mi? Ya muhtemelen. Üstüm, ben yazdım. Bence hep öyleydi. Yani o gerçekten bir kasetle, bir albümle çok büyük paralar kazanılan dönem bence 90'lardı. Yani 3-4 milyon kaset satışı haberlere okurduk hatırlayın. CD döneminde zaten bence öyle bir gelir kalmadı. Şimdi CD de gitti. Tamamen streaming dediğimiz şeye döndü olay. Platformlarda dinlediğimiz sürece böyle çok küçük görünen ama büyüdüğünde aslında havuzda bir meblağ oluşan bir gelir sistemi var. İnanılmaz mı? Bence değil. Kimse için değil. Ama çok mu kötü? Kötü de değil. Yani diyelim. Bir de o platformların her ülkeye uyguladığı bir ne derler bir tarife var. Evet. Mesela Türkiye orada bence dünya standartlarının henüz altında. Meslek birliklerimiz de o yüzden o gelirleri artırmak için sanatçılar, işte söz yazarları, besteciler adına sürekli bir pazarlık halindeler bu platformlarla ama çok daha iyisi olabilir, olacak gibi de duruyor bakalım. Şeyle doğru orantılı bir şey mi? Ülkelerin kalkınmışlıklarıyla gelen meblağın yüksekliği. Bence ilişkisi var. Ama şununla da çok ilgisi var. O ülkede gerçekten o platformun kaç kullanıcısı var ve ne kadar aktifler. Türkiye internet kullanımında gerçekten dünyada yani ilk 10 ülkeden biri. YouTube'da da müzik dinlenen platformlarda da ciddi mesai harcıyoruz oraya. O yüzden bence o meblağlar her açıdan çok daha yüksek olmalı olabilir. Biraz bir Türkiye'yiz diye bir şey var gibi hissediyoruz biz bütün müzisyenler. Bunu söyleyebilirim yani. Ne yazdın?
özür dilerim çok sevilsin. Aa evet, bu kişisel evet. Yani yine bir grupsal bir dilek ama. En büyük dileğim bu benim. Ama bizim işimiz de bir kişisel. Bütün bir şey. Gündemimiz çok kişisel. Ben Allah biraz galiba konuyu anlamadım. Don't grow up. It's a trap. It's Peter Pan'ın bir tane. Ama ya yani niye trap olsun ya? Birazcık da büyüme, bu bir tuzak. Bence ama biraz ülkede büyüsün millet ya azıcık. Ay, yetişkin olalım yani. Eylemlerimizi sorun. Hocam ne yazdınız? Aynı şeyi yazdınız. İkimiz de aynı şeyi. Filmimiz çok sevilsin. Ya, aa, aynı şeyi mi yazdınız? Evet. Ne kadar filmimiz... farklı bir şey yazdınız ama ya gerçekten. Hiç beklemiyordum böyle. Sen de aynı şeyi yazsaydım şaşırırdım. Düşünün ben de yazdım. Don't grow up. Sakın büyüme. Sakın büyüme. Sakın büyüme. Evet, bu bir tuzak. Hep bu bir tuzak. Kal, tuzak mı büyümek? Niye tuzak olsun ya? Evet. Tabii çocuk ruhunu kaybetme. Aslında güzel laf. Aslında evet. Daha aslında anlamlı bir şeydi ama. Çocukken insan daha saf çünkü yani. Peki bilmiyorum, o zaman hemen burada yani. Çocuk ruhunuzu kaybettiniz mi sorusunu patlatayım. Hayır. Yok. Zaten mesleğimiz de onu kaybetmemek üzerine yani... O duygularla biraz böyle evcilik gibi bir şey yani. Kendi kendine bir senaryo kuruyorsun. Evet. Herkes doğan tam bizim aslında eski oyunlarımız gibi. Ama bir dakika, yaratımla ilgili çocuk ruhtan bahsetmiyorum. Ya sabah uyandınız mesela, uyanma şekli, yani dışarıda güneş var onu karşılama şekli gibi yani gibi böyle coşku. Yani tabii hayat, yani hayat devam ediyor. Hı-hı. Büyüyorsun, aynen. Yaşalıyorsun, olgunlaşıyorsun. Hani o 8 yaşındaki gibi uyanamayabiliyorsun güne ama gerçekten dediği gibi şükür. Hakikaten öyle keyifli mesleğimiz var ki hepimizin. İşin içinde hep bir oyuncak, hep bir keyif var yani. O zaman ben de toplumsal bir dilekle bitireyim mi? Tabii ki. Herkes birbirine özür dilerim diyebilsin toplumda yani. Biri birine kapıyı açtığında teşekkür etsin, onun ayağına bastığında özür dilesin ne gibi gibi olsun. Yani. Gibi benim de dileğim İnşallah bu olsun. İnşallah filmimiz buna bir tık vesile olur. Ay film de evet. O kadar çok izlensin ki lütfen bu güzel insanları ve arkadaki kocaman ekibi de mutlu edelim. Ya birazcık da birbirlerini mutlu edelim. Hep onlar bizi mutlu etmesin yani.